Evet başkanım, seçimler yaklaştı. Bu 3 senede gördüğümüz 3. seçim yanlış hatırlamıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu, yerel seçim oldu, referandum oldu. Bu da 4 olacak. Evet, 4. Nasıl Hayırlı olsun. bakıyorsunuz, seçim ortamını nasıl görüyorsunuz? 2010 yılından beri de dediğiniz gibi doğrudur. Ben oda başkanı olduğumdan bugüne 5 yıl oldu. 3. seçim. 3 seçimdir. Yani istikrarın korunması açısından AK Parti'ye hep evet dedik. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de, referandumda da, yerel seçimlerde de. Zaten yerel seçimler, belediye seçimleri yani genel seçimlere biliyorsunuz benzemez. Yerel seçimlerde zaten biz yerelde zaten çok memnunuz zaten şu anda belediyenin işleyişinden de. Tabii genel siyasetten de memnunuz da. Üçüncü, bu dördüncü geliyor. Tabii ki ilk önce tüm ülkeye hayırlı olsun. Allah inşallah istikrarımızın devamını nasip eder. Tabii ki biz küçük esnaflar olarak, küçük esnaf demek belki biraz şey de, esnaf olarak her zaman için istikrardan yana olduğumuzu her konuda belirtiyoruz. Şu anda istikrarlı bir şekilde de ekonomimiz ilerliyor. Ekonomimiz iyiye gidiyor. 16. büyük ekonomiyiz dünyada. Tabii ki bu seçimlerin nabzı, insanların bundan sonraki beklentileri ne yönde gelişir? Ama dediğimiz gibi biz esnaflar olarak her zaman için istikrardan yanayız. Çünkü istikrarsız bir devlette yani küçük esnaf daha doğru söyleyeyim küçük esnaf bundan çok rahatsız olur. Aslında büyük esnaf da rahatsız olur. Dışarıyla olan bağlantılarımız, Türkiye içindeki olan bağlantılarımız. İstikrar olmazsa zaten güven ortamı da olmaz, huzur olmaz. Şu anda ülkemiz huzurlu bir şekilde görüyorum huzurlu bir şekilde seçimlere gidiyor. Biliyorsunuz işte bu kardeşlik projesi şu anda Türkiye'ye cuk diye oturmuş durumda. Gayet iyi bir şekilde gidiyor. Açılım süreci iyi gidiyor. Yani söyleyebileceklerim seçimle alakalı bunlar. Tabii ki daha da iyi olacak inşallah. Ben yine söylüyorum yani istikrarın her ne şekilde olursa olsun istikrarın devam etmesinden yanayız. Güvenin devam etmesinden yanayız. Bir ittifak var. Saadet Partisi, ne Büyük Birlik Partisi tabii bu seçimde birlikte seçime girecekler. Bu Milli İttifak hakkında düşünceleriniz neler, bu birleşme hakkında? Hayırlı olsun. Yani bazen zaman zaman siyasi partiler bir araya gelirler. Daha önce de biliyorsunuz herhalde ANAP'la Demokrat Parti bir araya gelmeye çalışmıştı. Herhalde başaramamışlardı. Tabii ki insanların takdiridir Milli İttifak. Cumhurbaşkanları seçiminde de bir sürü kişi ittifak bir araya geldi ama maalesef insanlar hep güven dedi, istikrar dedi. Şimdi belki de diyeceksiniz ki, belki kamuoyu da böyle söyleyecek. Ya başkan, şoför odası başkanı sanki AK Parti sözcüsü gibi konuşuyor ama böyle bir şey yok. Tabii ki insanlar dediğimiz gibi, insanlar ne olursa olsun güvenden yana, her zaman için düzgün oluşumdan yana. Tabii ki herkesin günahları, sevapları vardır. Herkesin noksanları vardır. Kimse noksansız değildir. Herkesin dediğimiz gibi kendine göre hataları da vardır. AK Parti'nin hatası yoktur diyebilir miyiz? Hiçbir şey diyemez. Zaten bir tek hatasız Allah'tır. Bir tek hata yapmayan peygamberlerdir. İnsanoğlu çok çalıştığı zaman çok hata yapar. Biz de hata yapıyoruz. Biz de oda başkanıyız sonuçta. 2010'dan beri yaptığımız hatalar var mıdır? Vardır. Neden? Çalışan insan her zaman için hata yapar. Çalışmazsa zaten hata da yapmaz. Onun için biz kesinlikle ben şoför esnafına da buradan söylüyorum. Türk insanına da yani bu ülkede yaşayan bütün insanlara da söylüyorum. Kaosla efendime söyleyeyim işte kışkırtmayla kesinlikle ülke ileriye gitmez. Ülkenin devamlı şekilde iyiye gitmesi için güven ortamının her zaman için güven ortamı olması lazım. Milli İttifak tabii ki onların yani seçmenler neyi takdir eder? İyi olur, kötü olur, hayırlı olur, olmaz. Ama daha önce olanlar ortada. Hayırlı olsun derim.